Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanresa. Hoş geldiniz. Uzun zamandır, bir süredir şey yapmıyordum, videolar gelmiyordu. Böyle devam ediyoruz. Evet, öncelikle her şeyden önce ben sizlere muazzam bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Yani muazzam bir şekilde teşekkür edemiyorum da anladınız, ben size teşekkür ediyorum ve gerçekten bu şükran duygularım çok çok fazla çünkü ben bir saatlik video koyuyorum ve atıyorum 6 kişi izlediyse bir kişi 60 dakikanın sonuna kadar falan izliyor böyle. Boş videoları toplamda 6 kişi izliyor demiyorum da. Anladınız siz yani. Öyle ilginç bir oran var ki müthiş bir oran. Hani insanların genelde yakalamaya çalıştığı bir oran. Yani çok başarılı YouTuberların falan sahip olduğu bir oran genelde. O yüzden beni de böyle hissettirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Geçen bölümde bir takım insanlar böldük, doğradık, şey yaptık, biçtik. Bu bölümde de ne yapacağız lan bu bölümde? Ben neyi planladım bu bölüm için? Angel Pine'a falan mı gideceğiz acaba? Ne yapacağız? Dur bakalım. Angel Pine'da yapacak ne var? Angel Pine'da şuraları ilk önce bir görev yapalım. Bir görev olarak ne yapalım? Catalina'nın görevleri var. Catalina'nın görevlerini yaparsak para alırız. Cesar Villalpando yarış görevi o. Catalina'ya gidelim bakalım. Catalina'yla bir ilişkilerimizi bitirelim mi? Bir şey mi yapalım? Bakalım gidelim. Gidelim oraya bir gidelim. Evet, onun için de öncelikle teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bir süredir videolar, bir şeyler falan gibi süredir dedim de yani 3-4 hafta falan değil de böyle bir hafta, birkaç gün falan. Az yani normalde 2-3 günde bir video gelmeye, video olmasını sağlamaya çalışırım ama çok video çekemedim. Bizim korku oyununun bazı işleri var, onlarla ilgileniyorum. Korku oyununu öğrenmek isteyenler aşağıdan bakabilirler, biliyorsunuzdur zaten hepiniz. Onlarla uğraşıyorum. Yeni kitabım üzerinde çalışıyorum çünkü 2 aylık çalışmamı çöpe atmak zorunda kaldım. Çünkü bir yere varmayacaktı. Bazen böyle acı dolu kararlar verebiliyorsunuz böyle işlerle uğraşırken. O yüzden yeni bir tane ya başladım ama o da bereketli geldi. Böyle bir fikir üzerine çalışırken başka bir fikir daha geldi. Şu an 2 fikir üzerine birden çalışıyorum. Bir tanesini yapacağım tabii, hani diğerini daha sonra bırakacağım ama yine de dolu dolu zamanlar yani. Ben de yoksa istiyordum. Bir de tabii bir yandan da şey var. Oğlum hava sıcak lan yani. Video çekmeye oturacağım ve şey oluyorum böyle. Sıcak basıyor hani. Sıcak çünkü. Videoya başlayacağım böyle şuradan buradan böyle ter damlacıkları akıyor. Şuradan bir şelale olmuş falan. Airplane'deki pilot gibiyim yani. Airplane'i izlemeyenler izleyebilir. Tavsiye ederim. Güzel bir komedi filmi. Absürt komedi filmi. Bu korkunç bir film falan. Ben şuraya park edeyim şey ya. Korkunç bir film serisini yapanlar, onu yazanların ilk filmi Airplane. Güzel de bir film, tavsiye ederim. İyi, hadi bakalım girelim şuraya. Selam bebeğim. Hey Catalina, it's Carl. Come on, let's go. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. All right, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my God, what in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please no. Please, baby, no. Ow. Hey. Ooh. Ow. Ow. Damn. Oh, shit. Yes. Faster. Harder. Deeper. Ne kadar hızlı ilerlediniz bir noktadan başka bir noktaya ya. Maybe we can go out and rob now. Okay. How was it? Different. I knew you would like it. Look, baby. I thought we was gonna make some serious pay. Sizin. Starting to get really bored of you. I just need the money. Çıbaşı tamamen para için yani. I say I'm in love with you and you act like I'm an idiot. I see the way you look at it. I am serious. I will kill you if you ever mess around. Anlaşıldı. I will make you eat that. Enough.
I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart. I got in some real, real deep shit. Oğlum parayı ne yapacaksın lan? Hani... Yani ben şeyi anlayamıyorum hiç bu noktada. Paraya tamam, paraya ihtiyacım var. Para güzel bir şeydi. Hani sen... Lan ne yaptın? Kim senden özellikle para istedi acaba? Falan böyle. This place will be a walk in the park. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. İki tane ikiz. We got the cash. Let's get out. Anlaşıldı. Those maricon bastards have our money. That's my money. Hiç bu... Ha, ben de dedim herhalde bir yerden şey yapacağız. Aa, şu herif de onlardan değil miydi ya? Neyse. Güzel. Gidiyoruz, hadi bakalım. Hadi bebeğim, hallederiz, hallederiz. Kaçamıyorlar lan, peşlerindeyiz. Vur 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 vur. Ulan. ATV'ye yenildik be. Şoförsüz bir ATV'ye yenildik. Çantayı alırız bebeğim. İlk önce şunları halledelim. Daha bizimle geyik geçemiyorlar. Çok yavaş gidiyorlar onlar. Gerçekten kötü kullanıyorlar. Bir de şu dediğim gibi sürücüsüz bir motora şey yapıyoruz ya. Bebeğim gayet güzel sürüyorum şu anda. Şuna vur, şuna. Önünde, önünde. Vur 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 bebeğim vur. Kaç 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 kaç. Çantayı alırız alırız. Dur. Gel ulan. Of be. Orada bir çarpışma olacak sandım, böyle bir Mad Max vari. Vur 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 şerefsiz seni. Onu alayım. Teşekkürler. Gel bakalım bebeğim. İşte ideal ilişki böyle bir şey olmalı. Birlikte banka soymaya gideceğiniz. Sonra sizden önce davranan diğer soyguncuları aradan çıkaracağınız. Bu buralarda da bir şey vardır. Ya bu kadar şerefsizlik olur mu ya? Benim aldık çantaları, hallettik. Sen bir rahat olsan acaba. Atla gel, gidiyoruz bak, gidiyoruz. Gidiyoruz. Oh be, azıcık esti. Ulan esti, sıcak havayı getirdi. İçerideki hava daha iyiydi. Dur. Aa, Katalina'nın evine gelmişiz zaten. İyi, güzel. Bir görevi bu şekilde hallettik. Aradan diğer işleri falan çıkarırız. Ve güzel güzel tatlı tatlı çözeriz her şeyi. Çanta nerede? Şunu yapmak zorunda mıyım ya? Bebeğim arkaya uzanıp çantayı alır mısın acaba? Peki bebeğim. Petalina'yı kulübesine geri götür. Haydi atıyor ya. Sığınağıma geri dönün. Gizli sığınağıma geri dönelim. Okay, look. But we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all. But you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Carl, you get given a lioness and you want a pussycat? With? No, I just want... Do you know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place. And you wanna break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please don't do that. Just relax a little. Ya CJ'de yakışıklı çocuk ama. Okay. You have much to learn about the female heart. Come and see me again when you think you understand it. Goodbye. Aha, ben gidip biraz aydınlanayım o zaman. İzlen ha. Biraz bir iki iş yapayım, bir şey yapayım. Biraz daha iyi öğreneyim bütün bu olayları. Oo, yok yok, hemen girmeyelim. Aradan diğer yan işleri falan çıkaralım. Ondan sonra şey yapalım. Gel bakalım. Atla şuraya. Nelerimiz var? Şimdi bakalım. Kamyonculuk görevleri bir noktaya kadar yaptık onları zaten. Bir noktadan sonrasını yapamıyoruz. Çünkü bizi Los Santos'a oraya buraya götürecek. Angel Pine'a dönersek burada bisiklet yarışları falan var. Bisiklet yarışlarını falan halledebiliriz. Şimdi normal düz yarışı var ama düz yarışın tam bir şey kazanamayacağız.
Triathlon yapmamıza gerek yok. O zaman gidip bisiklet yarışlarını halledelim. Hadi bakalım Angel Pine'a. Boş ver, Katalin'in arabasını alalım. Bebeğim aldım arabanı. Kasi'nin arabanı, haberin var arabanı. Fark etmiyor. Aldım. Bu sevgi aslında sınır tanımaz bir şey ya. Tekerlek de tanımaz, o yüzden. Bunun artık benim tekerleğim. Sevgilinin arabasını aldıktan sonra sağa sola vurmak herhalde belli başlı ilişki hakkındaki belli yaklaşımlarımı falan çok iyi özetliyordur. Işıklardan biri karanlık gece vakti, bu ışıklardan biri kapalı yani. Gerçekten Katarina ve CG'nin ilişkisinin özeti. Arabanın ön yamuk falan. Aa, lan özel diyaloglar mı var Catalina'nın arabası için? Şey diyor, birileri sana çok kızacak diyor. Onun arabasını şey yaptığın için. Hırpaladığın için. Catalina özel mi söylüyor bunu? Al al. Deneyelim bunu bir bakalım yani neler olacak neler olmayacak. İlgimi çekti şu an. Umarım buradan çıkıyoruzdur. Buradan çıkmazsak arabayı kaybedeceğiz. Neresi bu? Böyle geliyorsunuz ama şimdi ben böyle geleceğim, size şunu çıkaracağım. Affedersiniz, bir telefon açmam lazım. Ne olan? Ya be, araba nerede olduğunu bilmiyorum. Ben kullanmadım onu ve kesinlikle şu an şey durumda değil. Ah, ah. Sevgilimin arabası olan şerefsiz. Şerefsize bak ulan. Katalina'nın arabasını çaldı. Ah. Ben şuraya bakmak için gelmiştim. Ben çok da bir şey yok ama bir merak ettim. Bakayım edeyim ne var ne yok. Nasıl bir yer? Çünkü ilginç bir yere benziyor. Öf, bilgisayar masa şu an cırcır bağırıyor. Bağırıyor ama nasıl bağırıyor şu an bilgisayar? Ben kaçıyorum buradan. Burası kötü bir yer. Aa, yürüyüşe geçti artık. Ben yürüyeceğim dedi. İnanılmaz. Arabadan çıktı. Tükürüm ben böyle şey. Ben bu kadar yıllık sürücülük yapıyorum. Ama artık bu burama geldi dedi. Arabayı bıraktı yolun ortasında ve gitti yani. Ben daha fazla çekemem bu işi dedi. Wow, araba hızlı gidiyormuş gerçekten de. Böyle köşeden köşeden gidersek Katalina'nın arabasını iyice bozabiliriz. Zaten eve kadar götürecekti bizi. İşimizi yapmış oldu. Aslında oraya değil de. Buraya gidersek oradan motoru da alıp öyle gideriz. Çünkü dağa çıkmamız gerekecek. Dağa motorla çıkmak daha hızlı olur. Böyle soldan gidersem. Aynen tam ortadan gidersem kimse yolun karşı şeridine geçmeyecek inşallah ya bilmiyorum San Andreas bu. Geçebiliyorlar. Havet ona geldim. Güzel. Arabayı sağ salim bir şekilde getirmesem de bir araba getiriyor olacağım en azından. Ona seviniyorum. Bir araba geliyor olacak buraya. Aa, benim garajım var mıydı ya? Sen mi acaba Katalina'nın arabasının garajı? Hiç umurumda değil biliyor musun? Hiç. Hiç yapmayacağım. Hiç uğraşmayacağım onun için. Okay, şimdi bisiklet görevlerini yapacağız. Hadi bakalım. Yani ne kadar ümitliyim bilemeyeceğim ama artık bir
utandık da o yüzden. Artık ümidim var. Hadi bakalım. K-Rose açık ama değil çünkü şey yani. Çeşitli entelektüel ürünleri, entelektüel sahiplenmeleri kapsayan çeşitli yasal. Aa ben senden yiyeyim lan. Ben senden. Hocam koy koy ben yiyeceğim senden. Oh mis gibi. Polis bana çarpıp sonra yıldız getirmek. Lütfen ya. Şöyle çıkalım abi daha. Çıkalım bir şey. Silah var mı diye bir şöyle bir göz atayım dedim ama sanırım çok yok. Şimdi tabii şeyden uzakta olduğumuz için böyle çok şeyleri de anlayamıyorum. Aa şeyde çok keyif alacağız. San Fierro'da fotoğraf çekimleri yaparken inanılmaz keyif alacağız. Aa lan buranın da bir yerinde fotoğraf vardır falan diyeceğiz ve orada fotoğraf olacak. Of ya ulan burada en tepeye çıkacağız be. İnsanları dağdan aşağı atabiliyor muyuz acaba? Bir de buranın sanırım 2-3 turu falan mı var? Böyle bir şey mi var? Farklılaşma şeyleri falan mı var bilmiyorum. Ulan biz buradan yukarı çıkacaktık. Bir şeye geldik. Kulübeye geldik. Kulübede bir şey var mı acaba? Silahımda herhangi bir şey var mı acaba kulübe? Derken bir yeti falan karşımıza çıkıyor. Aha şey diyecektim ya. Okey. Şey içerik olarak şöyle yapacağız. Tabii hemen bunu yarın diye geçireceğimizi ve kesin bir şekilde böyle olacağımızı demiyorum. Sadece kafamda böyle bir düşünce var diye diyorum. Uyumazsa daha sonra değiştirebilirim ama. GTA 4 yarım kalmıştız. Bir yandan San Andreas'ı %100 bitirmeye çalışırken bir yandan GTA 4'ü bitirmeye devam edeceğiz. %100 değil o ama bittiği yere kadar artık. Sonra GTA 3'ü hiç oynamadım ben. GTA 3'ü bitirmek istiyorum. Onu bitireceğiz. Sonrası için. GTA 4'ten sonrası için. GTA 4'ü bitirdikten GTA 3'ü bitirdikten sonra kafamda bir doğru yarım çıkıyorum lan. Evet. Kafamda bir Vice'de %100 var. Nasıl şu an San Andreas'ı %100 yapıyorsak o da böyle bir yanda bir seri olur, şey olur. Vice'de %100 yapacağız. Sonra belki GTA 5 %100. Aa! %100 yaparız. GTA 5 %100 yaptıktan sonra da herhalde GTA 4 %100 yaparız. Ya bilmiyorum yani San Andreas %100 olana kadar biter mi ama işte San Andreas %100 bittikten sonra da yani San Andreas %100 bitimi bütün bunların yanında zaten şey olacak, kanalın ana serisi olacak. Çünkü dediğim gibi teşekkür ederim, ben bir saatlik video falan çekiyorum. Bir saatini de izliyorsunuz. İnanılmaz insanlarsınız siz, çok teşekkürler. Ben de bunu sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Bu beni daha da motive ediyor. Hani okey tamam madem öyle devam falan gibi. Neyse. Tüm bunların yanında da San Andreas işte bu %100 bittikten sonra San Andreas'ı chill bir şekilde canlı yayın yaparız. Şey yaparız, sohbet muhabbet ederiz. Standart taksicilik veya herhangi bir şeyin görevlerini falan yaparken. Doğru yoldan mı gidiyorum ya? Evet. Öyle bir plan var yani. Ha işte yanında bir hafta, o haftanın 3. serisi olarak da San Andreas'ın gizemlerini konuşacağımız bir şey olur. Hani eski gizem videoları gibi o kadar kurgulu şeyli olmaz ama gizem videolarını konuşacağımız bir wow sağlam ses oldu ha. O videoları konuşacağımız bir seri olur. Yine böyle sağda solda dolanırım. Yani saha araştırması yapıyormuş gibi. Yani saha araştırması yaparken aslında konuşuyor olacağız. Bakalım. Neleri artık konuşursak, neleri şey yaparsak. Böyle bir şey düşünüyorum. Bunların yanında yine korku oyunlarına devam ederiz. Minecraft'a falan da devam ederiz. Devam ederiz. Skyrim'e şey atmayı planlıyorum. Yani yine bir sürü Skyrim devam edecek. Ama biz sezon finali yaptıktan sonra Skyrim'de Serdar Üste yani. Onun artık ona Volt 146'a devam ederiz ki yarım kalmaz o, merak etmeyin. Yani dediğim gibi şu an havalar çok sıcak olduğu için bir de klima falan taktırdım. Yani artık havaların sıcak olması falan da şey olmayacak. Rahat rahat çekebileceğim videoyu. 7 ile 18 arasında gel. Acı verici bir şey. Böyle yani böyle bir plan şey yapıyorum. Diğer taraftan oyunlarımıza devam ederiz. Farklı oyunlarımıza. Bethesda'nın kendi oyunlarında artık Vault 146'da şey yaparım. Sadece Fallout değil, böyle genel olarak Bethesda oyunları için olur.
Sen düşecek misin? Okey, hayalet uçak. Bu işte hayalet, hayalet uçaklar bu. Bunlar. Yanımızdan bir hayalet uçak geçti. Yani hayalet uçağın olayının da çok bir şeyi yok da. Böyle yani abi, hayalet uçaklar böyle. İyi lan, madem küçük bir değindik, bahsedelim biraz. Hayalet uçaklar bu kadar yani. Gerçekten gökyüzünden geçiyorlar. Hani çok böyle şu motosiklet gibi veya yoldaki yaya gibi çok sanırım o kadar tutarlı veya kapsamlı bir şeyleri yok. Kodlamaları, uygulamaları yok. O yüzden ve hata veriyorlar. Bir yere çarpıyorlar. Dispawn oluyorlar. Şey oluyor. Yani belki biz salağız ve gerçekten de hayat uçak diye bir şey var ve biz bunu reddediyoruz. Olmasın falan. Hadi bakalım. Alırsın artık beni. Aa! Hay lan! Aa, arkanda birisi var. Artık yok. Diğer kişiye ne oldu acaba? Okey. Bu böyle şey yapacağız. Çekilin lan, hayır. Çarp, bitiremeyeceksiniz şerefsizler. Ya çok üzücü bu ya. Of. Perde fazla yukarı mı çıkacağım ben? Ben böyle küçük küçük stres yaptığım anda terlemeye başlıyorum. O kadar sinir bozucu bir özellik ki. Yani evrimin hangi aşamasında insanlık wow şu an tehlikeli bir durumdayım. Bence terlemeliyim. Bence sıcak alıp terlemeliyim olmuş. Acaba böyle atalarım çok soğuk yerlerde mi büyüdü? Oo, şu an soğuk basacak gibi. Ha bak, kötü şeyler olacak. Biraz ısınayım falan deyip sıcak almaya mı başladılar yani? Evet. O önümüze düştü la. Azıcık da Aa, istediğim gibi olmadı. İnşallah burada da kalır da bisikletler buna takılır. Yani azıcık durmasaydık yolda hayalet uçağa çakılacaktık. Gittikçe daha hızlı çıkarız ve her defasında hayalet uçak da tepemize düşecek. Hayalet uçak şey gibi oluyor böyle. Her defasında düşüyor yani. Bizim için bir metafor. Bu bölüm için kullanabileceğimiz bir metafor. Ayağımı kırdırdım diyor bana. Oo, geçtik birkaç kişi ya. Oğlum birinci olduk. O müthiş çakıldı. Oh. Aşağı düşseniz keşke. Hay lan! Şşş! Yok öyle şey. İnşallah aşağı düşersiniz. Ah! Hayır! Evet. Ulan ne güzel, birinci olmuştum be! Anlaşıldı. Keskin dönüşler ve şey yani, hızlı hızlamalar ve şeyler. Çeviklik önemli bisiklet sürüşünde. Wow, who knew ya. Hayır abi, bisiklet sürüşünde bir kere şey önemli. Yok, önemlidir. Dayanıklılık önemli diyecektim. Önemli ama dayanıklılık. Hayır. Şerefsiz. Hayır.
CJ. Bana kaybetmeyeceğiz CJ. O şerefsize kaybetmeyeceğiz CJ. Herkese kaybedebiliriz. O şerefsize kaybetmeyiz CJ. Şerefsiz. Oo, ona bak, basıyor bak pedala. Şerefsiz seni. Oh. Oh. Kal öyle pembe işi bisikletinde siyah saçında 5 numara. Ne diyorum ben acaba? Şimdi ben nasıl bir saçma bir insan yükseldi acaba az önce böyle bisikletin oluşturduğu şeyle birlikte, baskıyla birlikte. Gerçekten inanılmaz. Başarı hikayesidir bu. Elim sıcak. Elim sıcak oldu. Elim. Avucum ısındı şu an. Pompalayla tüfeceğim buraya. Tüfeceğim. Tüferim oğlum siz. Hepiniz de tüferim ha. Bir kendinize gelin lan. Tüferim ha. Tüftürtmeyin beni. Tüftür git. Tüftür git. Tüftür git gerçekten bir şeymiş gibi durdu. Yemen'de söylenen bir küfür. Yemen'de bir küfür falan böyle. Bulmacalarda soruyorlar. Artık hangi gazetenin bulmacasıysa çok kalitesiz bir gazete. Endonezya'nın bir ili falan böyle. Şey soruyormuş ya böyle. Serdar S46'nın bir video ismi. Hadi bakalım. Abi ay ulan nasıl bir moda girmişsem. Bisiklet sürerken böyle W'yu üst üste basıyorsunuz ya hızlanmak için. Böyle daha hızlı pedal çevirmek için. Motordan onu yapmaya çalışıyorum. Ben de su. Aldın mı su ya? Böyle şu zamanların en ilginç yanı sanki hava sıcak değilmiş de ben çok sıcakmışım gibi. Anladınız mı? Sanki böyle hava beni ısıtmıyor. Ben çok sıcağım. Ben her şeyi ısıtıyorum ve şey oluyor. Tişörtünüzü falan çıkarıyorsunuz. Bir yere yaslanıyorsunuz. Orayı ısıtıyorsunuz sonra. Böyle bir şey koyuyorsunuz falan. Yani böyle bir şey çıkartıp başka bir şey giyiyorsunuz. O ısınıyor hemen. Ama aslında soğuk da o güzeldi falan. Kendinizi soğutmanız gerekiyormuş gibi sen. Böyle çevreyi sen ne kadar soğutursan soğut. Sorunun kaynağı sen olacağın için kendini soğutman gerekiyor. Ama onu da yapamıyorsun falan böyle. Oğlum burada da küçük güzel kahramanlar şeyler varmış ha. Aha şu. Şurada işte UFO açıklığı söyleniyor. Zemberden ucundan ucuna kur. Chiliad Challenge. Ne ki acaba? Bird's Eye Winder. Okey şimdi böyle şey yapacağız. Oh bir tane bisikletçiyi de. Sıkıntı yok. Aşağı düşüremeyeceğiz sanırım seni. Ulan CJ. Az önce çok iyiydin dostum ha. Şu an çok kötüsün. Şu herifin de geride olmasının tek sebebi benim. Benim bisikletime çarptı. Şu an muazzam bir king gidiyor. Ulan şerefsiz senin yüzünden şu haldeyim. Aa diğerleri de çok hızlı gidememiş. Yakalayacağım ulan seni şerefsizler. Şerefsizler sizi. Geldi işte bu CJ be. Bu Carl Johnson be. Hızlan CJ hızlan. İşte bu be. Ben birinci olunca daha da hızlanıyor şerefsizler. Ulan o Grove Street'in bizi geçmesine izin veremeyiz. O Ganton'dan geldi. O köylü falan deyip böyle. Los Santos'un göbeğinde büyüyen adamı da köylü diyorlar ama. Onlar demiyor ben diyorum. Ben şey yapıyorum kendime böyle falan. Oo. Fena yollar burası. Oo ben korktum ha buradan. Hadi CJ bebeğim, hadi dostum. Yaparız ha. Seninle çok uzun yollardan geliyoruz ha. Yaparız biz bunu. Geriliyorum şu an çünkü duyuyorum hani bisikletçilerin seslerini duyuyorum. Ben bunu ilk kez yapıyorum bu arada.
Geliyorlar, geliyorlar CJ, geliyorlar, 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 geliyorlar dostum, geliyorlar. Hallederiz be. Hadi bakalım bunu yapalım tembeli kim be. Bisikletçi CJ'ye karşı tembeli kim olacakmış ha? Seni biz ne kurye görevleri yaptık. Bak şuradan adam öldürdük falan yani. İnsan öldürdük şurada biz. Polisler peşimizden geldi. Zar zor kaçtık onlardan. Asılsana CJ. Benim elim yoruldu acaba. Oo, silah sıkacaktım az önce. Hayt be falan deyip böyle gaza gelip. Kim birinci ha falan. Hayır. Dövemem de. Kendisi intihar uçuşu yapıyor şerefsiz. Heh. Korktum bir an üzerimize çökecek diye. Bütün emeklerimizi... Ulan... Bu olacak değil mi böyle bir noktada? Zor bir şey yapmaya çalışırken üzerimize uçak düşecek. Böyle baştan başlayacağız. Neden? Çünkü üzerimize uçak düştü. Aman aman CJ sakın sakın. Oo! Kasımız evi. Evet farkındayım onun olduğunu ama arkamızdan da... Oh! Kazanan sensin. Kazanan Cobra Run yarışı açıldı. Güzel. Bir daha sevleyelim. CJ senin yüzünden çok stres yapıyorum. Senin yüzünden çok stres yapıyorum CJ. Ah şöyle hızlı hızlı git ya. Lan azıcık da bisiklet skillimiz gelişsin be. Buradaki silahı da alalım. Bak. Ne kadar verecek? 1137. Aa hiç vermedi. Aa. Ya da daha pahalı silahları aldığımızda daha ucuz silahlardan toplayamıyor muyuz böyle? Hadi bakalım CJ. Cobra Run yarışı yapacağız şimdi. Uhu hadi bakalım önüne düşeceğiz böyle. Ulan pek de hayalimdeki gibi olmadı ama ben biraz böyle öndeki teker üzerinde gideceğiz sanıyordum. Öyle canlanmıştı kafamda. Olmadı. Ben gerildim ha. Gerçekten gerildim. Orada traktör mü var? Traktör mü park ediyorlar oraya? Okey. Çıkarız bence. Hate. Yapıyoruz abi şeyler. Aa buradan değil. Ne bileyim yok burası şey çıkmadı. Skelet kullanma becerin artık. Trinity gibi artistik yap. Yapabilirsin artık. Ha Trinity Allah'ım ben diyorum ne diyor. Trinity lan. Skill mi Trinity? Trinity ne? Matrix göndermesi tamam. Yama olduğu için böyle göndermeler yapabiliyorlar. Yoksa yapamazlardı. Resmi bir şey olsaydı büyük ihtimalle yapamazlardı. Yani başka bir şey koymak zorunda kalırlardı oraya. Ne bileyim. Trinity değil de dualeti falan derlerdi. Gibi. Lan CJ az önceki yarışta gerçekten çok kötü başlayıp iyi devam ettirdin ha. Üftan da yağmur var. Belki ben çıkana kadar biter. Ben çıkana kadar bitmezse gerçekten çok şanssız bir bisiklet yarışı olacak sizin için. Oy. Evet suya ihtiyacım varmış onu fark ettim şu an. Keşke suyum olsaydı. Azıcık daha su koysaydım keşke. Susadım çünkü şu an. Susadım baştan. Bu ikinci yarıştı. Yani şu an üçüncü yarışa giriyoruz. İnşallah üçüncü yarışla birlikte bitecek. Yani şey olmayacak umarım. Daha fazlası olmaz diye umuyorum. Çünkü... Çok da şey değil gibi. Alayım ben onu. Ha, aşağı atlıyor falan. Şuradan atlayacağız falan biz. Oo. Aa güç arttı.
Ah ah ah. Geri dön lan. Aa, onlar da takılmış gerizekalılar. Ben yapıyorum ha. Hadi CJ, hadi CJ, hadi CJ, hadi CJ. Azıcık biz de yılan değiliz hani, kobra ran madem deyip. Ya CJ ne yapıyorsun ya? Bisiklet gidiyor CJ. Ya aşağıya düşüp durma Allah aşkına, ne yapıyorsun ya? CJ inşallah. İyi halt ettin CJ. Çılgın akrobasi bonusunu aldın. İyi halt ettin gerçekten. Bir yarısı kazanırsak çok güleceğim. Bir ihtimalle kazanamayacağız ama güleceğim yani. Hadi olan birileri bir noktada takılsın, bir şey olsun. Yere düşmüş olsunlar be. Hadi be. Yağmur da yağıyor falan. Yerler de ıslakmış. Gömülmüş bisiklet falan. Of. İnanılmaz küçük bir ihtimale tutunuyorum ama sanmıyorum öyle olduklarını. Oradadırlar onlar. Ay, şerefsizler orada ya. Kaybettin. Değil mi? Ulan. Şerefsiz. Yok bir şey, yok yok. Yani aslında çok şey yapmazsak, çok böyle dikkatli bir şekilde gidersek çok da kaybetmeyiz ama. Hocam selam. Görüşürüz. Okey. Hocam kim çekecek bu yağmurlu havada deyip şey yaptılar. Kaçmıştır o, kaçmıştır falan deyip. Dağ zaten, bir sürü dağlı var falan deyip şey yapmıştır orada. İnanılmaz. Bu kobra randan sonra sanırım başka bir şey yok. Zaten şey diyecekler hani. Şey açıldı der eğer şey olsa. Yanar şeye bakıyorum, ne kadar para verecekler acaba? Verecekler mi? Para oluyor mu? Yoksa ne oluyor? Bisiklet kullanma skillim mi artıyor? Bu noktada bisiklet kullanma skillim artsa ne yazacak, artmasa ne yazacak? Başka bisiklet yarışı yok çünkü bildiğim kadarıyla. Hadi bakalım. Azıcık bir şey oldum yani. Azıcık lan burada mı başlıyordu bu yarış falan oldum yani. Ben yine tepeden başlayacağız sanıyordum. Cobra Run daha farklı bir şeymiş. Evet, dediğimiz gibi şey yaptılar bu arada. O ha, buralarda yarış yaptıracaklar herhalde falan dediğimiz yerde. Akarsu olabilir yarışta. Büyük ihtimalle akarsu yatağıdır orası ve yarış pistine falan düşmüşlerdir. Banko. Banko, bir uçak düşüyor buralarda. Hocam burada dağ var, buradan geçsek mi ya? Geçelim geçelim, bir şey olmaz. Deyip. Hadi bakalım. Dümdüz ilerleyeceğiz sadece. Şöyle gireceğiz. Hayır, 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 hayır. Aynen bu şekilde gibi. Yaz CJ! Okey CJ, al düşme. Düşme CJ, birinciyiz şu an. Eşsiz akrobasi bonusu, okey. Aptal aptal yere koyuyorsunuz gerçekten. Neyse aldım bin onu. Çabuk çabuk çabuk. Diğerleri gelmedi. Diğerleri gelmedi. Diğerleri gelmedi. Diğerlerini azıcık şey yaptık şöyle bir. Evet. Diğerlerinin patikasını bozduk. O zilde çalıyor şerefsiz. Gel bakayım diyor. Gel 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 sen buraya diyor. Şerefsiz zilde çalıyor. Aa aa aa, şerefsize bak. Gel lan buraya. Oh. Şu geber.
Ah! Alamaz mı? Birinciyim ha, aynen. Oh be. Nasıl da güzel, sevindim var ya. Oh bebeğim, birinciyiz. Çilyat turnuvasını tamamladın. Hala zamanımız var. Hadi gidip Catalina'nın görevlerini yap. Bu şerefsizler geliyor mu? Orada mı kaldılar? Catalina'nın görevini yapalım. Catalina'yı da aradan çıkaralım. Güzel, hoş şeylerimiz olsun. Dağın taşın içinden ilerleyek. İnşallah suya düşmeyiz. İnşallah da Bigfoot bizi yemez. Lan şehirden çıkar çıkmaz bütün gizemlerle yine haşır neşir olduk ha. UFO'ları konuşuyoruz, hayalet uçakları konuşuyoruz, Bigfoot'u konuşuyoruz, BT'yi de konuşurduk. Mikrofon çarptı az önce elim. Az mikrofonun standına çarptı. Durumumuz varsa affola. Yeni bir mikrofon standa gerek işte. Şu kısmını iyice cılkı çıktı. Çok mount dedikleri şey sanırım bu. Onun iyice bir şeyi çıktı. Catalina'nın son görevi neyi yapmadık biz ya? Neyi yapmadık biz Catalina'yla? ATV'leri yaptık. Motosiklet tecrübesi de artsın, güzel. Çünkü motosiklet yarışlarımız olacak. Sürüş tecrübesi inanılmaz yavaş artıyor. O da herhalde her yere araba sürebilirsin falan dedikleri için. Biz bunu hızlı yaparsak hemen doldururlar falan diye. Dolsun hocam, normal bir şey değil mi? Çok kullandığım bir şey de azıcık uzman olmam normal bir şey değil mi yani? Kamyon çaldık. Yer soyduk. Soyguncuların peşine düştük. Allah Allah. Neyi soyacağız ya? Bankayı. Evet. En dandik görev, en böyle basit, en dandik görev falan kaldıysa çok ilginç olur ha. Bakalım. Ha, azıcık para alacağız gibi sanki. Bu defa. Güzel, parayı severim. 60.210 dolarımız var şu an. Daha fazlasına ihtiyacımız var yani. Çok bariz. Çilyat turnuvasından hiçbir şey kazanmadım. Hiçbir şey de getirmedi sanırım. Yani bir bisiklet skill falan herhangi bir şey, hiçbir şey yok. Öylece sadece yapmış bulunduk. Okey. Bebeğim selam, ben geldim. Altından ne giyiyorsun lan? Bu bisiklet turnuvasına katıldığım için mi böyle? Bebeğim bak, yeni giysilerim var. Made in heaven mı? Asshole! Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music, do all the same. Çok ırkçısın ama ya. Ha? Well, fuck you! Çok ırkçısın ya. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! Bizden başkasıyla mı, başkalarıyla mı sevişti demek deniyor bu. Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really think. Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, try.
What's wrong? Nothing. I just hate men. Well, give me a break. Here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Neydi lan bu? Against all odds. You wanna rob a betting shop? Yeah, you know man enough? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Bahis dükkanına gir. Open the back room door or I blow your fucking face off. Leave the panic button or I'll kill your children too. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch. Oh, öldürdü. Eat my shit. Oh, wow. Oynayabiliyor muyuz bunları? Biraz meşgul gibisin, sonra gelmeye ne dersin, okey. Hanımefendi, orada durursanız ölecek gibisiniz, size söylüyorum bunu. Siz bilirsiniz. Aa, ben burayı patlatacaktım, okey. İnsanları da öldürmüş buldum böylece. Katliam yapmış bulundum yani. Onu da mı açacağız? Anlaşıldı. Onlar orada bayağı para var gibi ha. Ben heyecanlandım şu an. Bir sevindim yani. Bir heyecanlandım. Bir şeyler oluyor şu an. Atla atla atla. Hand spray'e git ve kurtul. Okay. Oo. 4 yıldız. Yapamazsın. Helikopterle geliyorlar yani. Bizim uçan bir aracımız yok. Azıcık gerideyiz yani bu durumda. Bebeğim. 4 çekerlerle helikopterlere falan geliyorlar yani. İstersen çok da şey yapmayalım ha. Ben şuradan gideyim bari. Ha, 3 yıldız olduk. Güzel. Tamam, helikopterlerle gelmiyorlar artık. Biraz daha avantajımız var gibi. Buraya gideceğiz ve... Ya az önce bir banka soymuşlardı. Ulan nereye gittiler? Hocam hiç bilmiyorum ya. Ve bir de katletmişler de. İçerideki herkesi katletmişlerdi bunlar. Patlatmışlardı ya. İnsanları patlatmışlardı. Okay. İnanılmaz yani. İşimizde helikopterler varken, dört çekerler varken ilişkilerini konuşuyorlar. Ya sanki bu durum bizim ilişkimizin bir özeti gibi değil mi ya? Falan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama polisler geliyor bir yandan. Sanki böyle kötü insanlarız gibi değil mi? Sanki böyle bir izlenim bıraktık diye tarafa gitmeyi. Ya sen de bu kulübede neden yaşıyorsun? Neden elektrik yok? Aa, varmış elektrik. Okey. To impress me, Carl Johnson. Here's your gut, big man. Biliyorum sizde de aynı his var ama ben sanki azıcık kazıklanmış gibi hissediyorum ha. 5 tane bomba aldık en azından. Yani. Evet. Değerli ahbaplarım, sizlere şu görüntünün eşli. Yani aynen. Gece olsun ama gece güzeldi. Şu görüntünün eşit daha diyeyim.
Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Like'larınızı ve yorumlarınız için de şimdiden çok teşekkürler. Baş parmağım fena bir şekilde ağrıyor, nedenini bilmiyorum. Şöyle veya şöyle çok yapamıyorum. Çatladığından falan korkuyorum. Böylece bir detaydım. Açıklamalarda bir takım başlıklar, isimler bulabilirsiniz. İlginizi çekecek. Onlara da göz atmayı lütfen unutmayın. Öyle. Sonraki defa ya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.